Selam, ben Sena, kanalıma hoş geldiniz. Biraz daha videoyu başlatmadan prova yapmaya devam etseydim artık sıcaktan eriyecektim. O yüzden bir an önce dedim ki başlat tuşuna bas, artık ne oluyorsa olsun. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce beni Instagram'dan takip etmek isterseniz aşağıya yine ismimi yazacağım ama Sena Levendoğlu, sonunda iki tane U var. 528 tane takipçim var. Hani şaşırabilirsiniz bu. Bir YouTuber'ın ne kadar, nasıl bu kadar az takipçisi olabilir, yoksa fake bir hesap mı diyebilirsiniz ama maalesef ki o hesap bana ait. takip edip hesabımın bilmesini eğer bir olursanız çok sevinirim. Artık Serinleten içecekler serisine başlıyoruz. Bunu bir seri olarak götürmek istiyorum ve bu ilk videosu olacak. Mümkün olduğunca kısa tutacağım. Bir yandan da böyle sohbet, tatlı bir şey olarak geçsin istiyorum ve çok kısa ve uzun. Bardağımı burada hazırladım. Bugün herkesin içmeyi çok sevdiği bir şeyi yaza uygun ve soğuk bir hale getireceğim. Bu arada şu an bu yaşadığımız evde klima yok ve vantilatörümüz yok şu an. Karşılıklı iki tane cam var. Bir tanesini kapatmak zorunda kaldım. İkisini birden açtığımda çok fazla ses geliyor. Bir de karşıda inşaat olduğu için. Bütün sesin size gelmesini istemedim. O yüzden yani şu an cebelleşiyorum diyebilirim ve toplu saçla çektiğim ikinci video. Bir kere daha bir toplu saçla çekmiştim. O zaman tam yaz değildi. Yani saçlarımı toplayarak bir de çekiyorsam ne kadar sıcak olduğunu anlayabilirsiniz burada. Ben ne yapmadım? Uzatmadan hemen videomu geçmek istiyorum. Öncelikle buzlarımı dolaptan çıkarmamıştım. Hemen buraya video çekene kadar erimesin diye. Hemen buzlarımı getirip başlıyorum. Buzlarım geldi. Şimdi birbirlerine yapışmışlar buzları. şöyle kendinize istediğiniz bir bardak alıyorsunuz. Ben bu bardağı BİM'den aldım ve bu video için özel olarak aldım. Nereye bakacağımı unutmuşum. Hep şu tarafa doğru bakıyorum. Kameraya doğru bakayım biraz. BİM'den aldım. 3 dolar satılıyordu. 27.90 aldım. İşte 3-4 gün falan oldu alalı. İçine istediğiniz miktarda buzlarımızı ekliyoruz. Şöyle dibine 4 tane falan. Çok ses geliyor şu an. Yakında vantilatör alacağım ve bu ses tamamen ortadan kalkacak. Dibine istediğiniz kadar buz ekliyorsunuz. Eklediğiniz anda da erimeye başlıyor sıcaktan. Bir de ben İzmir'deyim. Dehşet bir nem de var. Neyse, videoya başlamadan önce de kendime güzel bir Türk kahvesi hazırladım. Biraz şöyle eğeyim gözümden gösterebilirsem. Kendinize nasıl içiyorsanız, normal hazırladığınız gibi bir Türk kahvesi hazırlıyorsunuz. Ben sade içtiğim için sade hazırladım. Şekerli de hazırlayabilirsiniz. Her yere şimdi dökecekmişim gibi hissediyorum. Altına tabak koyayım. Ay, bir yandan da bardağım gözüksün istiyorum da kamerayı ayarlayamadım. Bardağımın içine yapmış olduğunuz Türk kahvenizden biraz da soğumasını beklerseniz daha iyi olur. Hemen böyle buzlarınızı eritmemiş olur. Önce ama sütümüzü koyalım. Video çekiyorum. Yapacağım her şeyi şu an karar veriyorum yalnız. Bardağımın içine bir çay bardağı dolaptan en çıkmış soğuk sütümü ekliyorum. Sonra da hazırlamış olduğum bu bardak bu tarif için biraz böyle büyük kaçtı. Ama isterseniz daha böyle duble olarak da yapabilirsiniz. 2 çay bardağı size 2 fincan kahve gibi yapabilirsiniz. Ya da daha küçük bir bardakta da yapabilirsiniz. Daha sonra da yaptığım Türk kahvesini bu kesin dökecek gibi hissediyorum. Hop. Onu da ekliyoruz. Markette un pipeti var. Yakında cam pipet de alacağım. Geçen bir silikon buz kalıbı almıştım. Onu almaya gittiğimde baktım cam pipete. Ne konuşuyordum hatırlayamadım. Cam pipete baktım ama kalmamıştı yani. Yoktu, bulamadım orada. O yüzden cam pipet alamadım. biraz önce küçük süt almışken onun pipetini kullanabilirim diye düşündüm. Böyle bu şekilde tarifimiz. Camın önünde insanlar geçecek, giriş katta oturuyoruz. Zaten önden dikkatimi çekip göz göze geliyor. Mantıyordu diyorlardı yani. Neyse, kahvemiz bu şekilde. Bir çay bardağı süt koyduk, buz koyduk. Buzu da çoğaltabilirsiniz. Daha sonra kahvenizi soğutun, sıcak olarak koymayın. Ve bu şekilde kahvemiz hazır. Gerçekten çok güzel olmuş ama tam böyle sizin gibi bu
böyle kahvenin olmasını bekleyememiştim. Onun biraz etkisi olabilir. Bir de buzlarını çok fazla koymadım. Buzları da biraz arttırırsam gerçekten bu yaz sık sık kendime yapıp içeceğim bir tarif olmuş. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve dediğim gibi beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.